İnsanlık tarihinin çeşitli dönemlerine tanıklık eden birçok uygarlığın beşiği Niğde. Bu coğrafyada ilk insan toplulukları 600 bin yıl önce uygarlığın ilk adımlarını atarken, dünyanın en eski yerleşik kültürleri de bu topraklarda yaşardı. Kısaca Anadolu'nun ortasına 600 bin yıllık tarihin vurduğu mühürdür Niğde. Yürütülen kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkan eserler, dünyanın sayılı müzelerinden olan Niğde Müzesi'nde sergilenmektedir. Paleolitik, Neolitik ve Kalkolitik çağlara ait eserler, Niğde Müzesi'nin birinci salonunda sergileniyor. Köşk Höyük kazısında ortaya çıkan ve M.Ö. 4883 yılına tarihlenen Köşk Höyük Kalkolitik evinin birebir kurgusu da bu salonda teşhir edilmiştir. Bu çağ insanları inanışlarındaki değişimlerle, özel mülkiyet duygusunun gelişmesiyle birçok eşya yapmaya ve kullanmaya başladılar. Bu mutlu ve uygar yaşayışın izlerini onlarca köy kalıntısı olan höyükler günümüze kadar sakladı. Pınarcı Höyük, Köşk Höyük, Tepecik Höyüğü ve Göllü Dağ eteklerindeki Kale Tepe Obsidyen Atölyesi kazılarında bulunan obsidyen aletler yine bu salonda yer almaktadır. Milattan önce 3000 yılında Anadolu'da kalayın ilk defa elde edildiğini ispatlayan Göltepe Kestel kazıları bu yönüyle Anadolu arkeolojisinin bilinmeyen yönlerini ortaya koyar. Çamardı ilçesi Celaller Köyü sınırları içinde yer alan Kestel maden ocağından çıkan maden cevherinin zenginleştirilmesi ve eritilerek potalara dökülmesi Niğde Müzesi'nin ikinci salonunda kurgulanmıştır. 2000 metre yükseklikteki Göllü Dağ Ören Yeri, Niğde'nin kuzeyinde merkeze 60 kilometre uzaklıktadır. M.Ö. 1200'lü yıllarda Ege göçleri sonrasında Hitit İmparatorluğu yıkılmış, Hitit şehir devletlerinden olan Tabal burada kurulmuştur. Göllü Dağ'dan çıkan geç Hitit çağına ait hiyeroglif yazılı steller, Göllü Dağ aslanıyla Firik, Urartu ve Demir Çağı eserleri Niğde Müzesi'nin 3. salonunda yer almaktadır. Müzenin diğer salonlarında ise Roma, Erken Hristiyanlık, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler sergilenmektedir. Niğde tam anlamıyla bir açık hava müzesi gibidir. Roma döneminde antik adı Tiana olan Kemerhisar, hamamı, yerleşim alanları ve su kemerleriyle bölgesinin gelişmiş, zengin kentlerinden biri olmuştur. O dönemden günümüze ulaşan ve olimpik ölçülerde yapılan Bahçeli kasabasındaki Roma havuzunun önemi de büyüktür. Bölgede 7. yüzyıldan itibaren korunma ve barınma amaçlı çok sayıda yeraltı şehri oluşturulmuştur. Bu şehirlerin en önemlileri Kavlaktepe, Kayırlı, Fertek, Eski Gümüş yeraltı yerleşim yerleri olup yerli ve yabancı turistlerin ilgiyle ziyaret ettikleri uğrak yerlerindendir. 8 ve 12. yüzyılların yerleşim alanı Gümüşler Ören Yeri, Niğde merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Gümüşler kasabasındadır. Erken Hristiyanlık sanatının Anadolu ve Kapadokya'daki güzel ve iyi korunmuş duvar resimlerine sahiptir. Anadolu'da sadece burada bulunan Gülen Meryem Ana ve İsa freski ilgi çekmeye devam ediyor. Niğde'de ilk insan sesleri 600 bin yıl öncesinden gelir. Ve Hitit ve Lidya ve Roma. Bizans yorgun düşerken Selçuklu atlarının nal sesleri duyulur bu topraklarda. Ve bu coğrafya kucak açar Selçuklu Türküne. Yurt edinir bu toprakları Selçuklu, geçmiş medeniyetlere sırtını dönmeden.
Sevdalıysanız Niğde'ye, birbiriyle bütünleşmiş üç Niğde görürsünüz. Selçuklu Niğde, Osmanlı Niğde ve Cumhuriyet Niğdesi. Bütün Anadolu'da olduğu gibi Niğde'de de muhteşem Selçuklu eserleri vardır. Niğde Sancakbeyi Zinettin Beşare tarafından 1223 yılında yaptırılan Alaaddin Camii, Selçuklu'dan günümüze tanıklık eden güzide eserlerden biridir. Taş işlemeciliği bakımından Orta Asya Türk mimarisinin Anadolu'daki ilk örneklerinden biri olarak dikkat çeker. İki kapılı olan caminin doğuya bakan kapısı üzerinde yaz aylarında güneş ışınlarının bıraktığı gölgeyle taçlı kadın başı figürü ortaya çıkar. Efsaneye göre cami ustası, aşık olduğu ve hiç kavuşamayacağını bildiği Niğde Sancak Bey'in kızına duyduğu aşkı sonsuza dek yaşatmak için konuyu kapı süslemelerindeki taşa resmeder. Taşın şiir gibi işlendiği bu sanat eseri kalmıştır o günlerden günümüze. İlhanlılar döneminde Niğde valisi Sungur Bey tarafından 1335 yılında yaptırılan Sungur Bey Camii, Selçuklu devri özelliklerini arz eder. Taş ve ahşap işçiliği bakımından büyüleyici bir yapıya sahip olan Sungur Bey Camisi'nin taç kapıları geometrik, bitkisel ve hayvan figürlü bezemelerle dekore edilmiştir. Türk mimarisinin ve süslemeciliğinin birlikte görülebildiği en görkemli anıtlardan birisi olan Ak Medrese, Selçuklu ile Osmanlı mimarileri arasında bir köprü oluşturur. Karamanoğlu Ali Bey tarafından 1409 yılında yaptırılan Ak Medrese, taş işlemeciliğindeki incelik, zerafet ve ihtişamıyla görenleri adeta büyülemektedir. İki katlı, iki eyvanlı, simetrik planlı bu şaheser daha çok bir sarayı andırır. Bu eserlerde nice bir insan yetiştiren atalarımız devlet olma sırrını ilme bağlamış gibidir. Türk İslam aleminde türbe inşa etmek, o kişiye olan saygı ve hürmetin bir eseri olarak ortaya çıkar. Bir veliler ve kahramanlar diyarı olan Niğde'de Selçuklulardan günümüze birçok türbe ulaşmıştır. Hüdavend Hatun Türbesi, Selçuklu Sultanı 4. Rükneddin Kılıçarslan'ın kızı Hüdavend Hatun adına 1312'de tek katlı ve sekizgen planlı olarak yaptırılmıştır. Türbe, yapı bakımından olduğu kadar bitkisel, geometrik ve özellikle plastik figürlü bezemeleri açısından özeldir. Türbe üzerindeki aslan, ejder ve çift başlı kartal motifleri tipik Selçuklu özelliği arz etmektedir. Anadolu evliyalarına ev sahipliği yapmış olan Niğde'nin öteki ziyaretgahlarından Gündoğdu Türbesi, Şerif Ali Türbesi, Dört Ayak Türbesi ve Bor ilçesindeki Sarı Saltuk Türbesi ile Ahmet Kuddusi Türbesi, Niğde ve çevre halkının önem verdiği yerler arasındadır. Her dönemde tarihle sanatın iç içe olduğu Niğde'de yoğun bir din kültürüyle karşılaşırız. İşte Osmanlı devrinin eşsiz estetiğini günümüze ulaştıran Çelebi Hüsamettin Camii. Halk arasında dışarı camii olarak da bilinen eser, kare planlı ve tek kubbeli camiler sınıfına girer. Beden duvarları sarımtırak kesme taşla örülmüş camideki atmosfer, Niğde halkının hayat rengini bir nefes gibi saklar. İnancın tarihle buluştuğu en gözde mekanlardan biri de Muratpaşa Camisi'dir. 17. asır Osmanlı eseri olan cami, yanı başındaki türbe ve çeşmesiyle bir dua sessizliğinde Osmanlı'dan günümüze tanıklık etmeye devam ediyor. Müzik
tüm Anadolu'da olduğu gibi Niğde'de de gerek Selçuklu, gerekse Osmanlı medrese, kümbet, külliye, bedesten ve camileriyle göz doldurur. Alaaddin Tepesi'nde Niğde Kalesi'nin yanındaki Rahmaniye Camii, gösterişli diğer Osmanlı eserlerine inat, mütevazı mimarisiyle 18. yüzyıldan günümüze dimdik ayakta. İç Anadolu'nun en güzel ilçelerinden birisi olan Bor, Orta Torosların eteklerinde tarih, kültür ve doğanın iç içe yaşandığı bir yer. Bor ilçemizdeki Alaaddin Camii, 1407 yılında Karamanoğlu Ali Bey tarafından yaptırılmıştır. Ulu Camii olarak da bilinen eser, dikdörtgen planlı olup, Bor'un en değerli yapıları arasındadır. 16. yüzyıl Osmanlı eserleri olan Paşa ve Kale camileri, Bor'un diğer yaşayan tarihi değerlerindendir. Türk İslam eserlerinin Niğde, Bor ve çevresindeki diğer eşsiz örnekleri, gören gözü kendine bağlar, eski zamanlara tanıklık eder. Bedestenler, kervansaraylar, Osmanlı şehir kültürünün ve ticaretinin ayrılmaz parçaları olmuştur. Osmanlı sadrazamlarından Sokullu Mehmet Paşa tarafından 1574 yılında yaptırılan ve kendi adıyla anılan bedesten, onarımlardan geçirilerek eski kimliğine kavuşturulmuştur. Arasta şeklinde inşa edilmiş olup bu sınıfa girenlerin en uzunudur. Şehirlerin oluşup gelişmesi kendine özgü mimari özelliğiyle bütünlük arz eder. Külliye geleneği bunun en somut göstergesidir. Bu bakımdan Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı da önemli bir tarihi miras. Bir Öküz Nalbantı'nın oğlu olduğundan Öküz lakabıyla anılan Ulukışlalı Mehmet Paşa, 1615 yılında çıktığı İran seferinde burada konaklamak için kışlak olmadığını görünce, sefer sonrası bu muhteşem külliyeyi yaptırır. Külliyenin odak yapısını bugün çarşı olarak bilinen Arasta oluşturur. Ayrıca iki hanı, özel geceleme mekanları, imarethanesi, hamamı ve camisi bulunan eser, menzil külliyelerin en büyüklerinden birisidir. Niğde turizmine kazandırılan bu eserle yolculuğunuzu yalnızca mekanlara değil, zamana da yaparsınız. Yüzyıllar geçmesine rağmen olanca görkemini koruyan Öküz Mehmet Paşa Külliyesi, Türk Edebiyatı'nın tanınmış şairlerinden Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı, bir dakika araba yerinde durakladı. Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar, gözlerimin önünden geçti kervansaraylar. Gidiyordum, gurbeti gönlümle duya duya, Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya." diye başladığı Han Duvarları adlı şiirinin de ilham kaynağıdır. Niğde ve çevresi 11. yüzyıldan itibaren Selçuklu Türklerinin idaresine girmiştir. Alaaddin Tepesi'nde bulunan ve esas şekli Selçuklular döneminde tamamlanan Niğde Kalesi, yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan zengin tarihin en önemli kanıtlarından biri. Kaleyle bütünleşen Saat Kulesi ise adeta Niğde'nin sembolü gibidir. Niğde'nin dört bir yanının görülebildiği kale, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Tüm tarihi değerlerine yüzyıllardır kanat germiş olan Niğde Kalesi'nin eteklerinde yaşayan bir tarih karşımıza çıkar. Geleneksel Türk evleri bugün kenti süsleyen yapılar arasında yer alır. Müzik
Niğde konaklarının da sivil mimari içinde ayrı bir alemi var. Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Kadıoğlu Konağı ve Bor ilçesindeki Bilginler Konağı bunlardan birkaçı. Bilginler Konağı, kare planı, cumbası ve taş basamaklı merdiveniyle Osmanlı'dan günümüze ulaşmış 3 katlı bir yapı olup bugün kültür ve sanat merkezi olarak hizmet vermektedir. Tarihin kesintiye uğramadığı bu topraklarda Anadolu'da yaşayan bütün medeniyetlerin izlerine rastlamak mümkündür. Bu eserler incelendiğinde ise önemli bir kültür etkileşimini fark ederiz. Geç dönemde inşa edilen ve günümüze ulaşan kiliseler vardır. Bugün bu coğrafyada Hristiyan topluluklar olmamasına rağmen Niğde, geçmiş kültürlere sahip çıkarcasına bu eserleri koruyup yaşatmaktadır. Yabancı gezginler Niğde'de bulunan bu eserlerle birlikte tarihi hamamlardan övgüyle söz ederler. 17. yüzyılda yaptırılan Paşa Hamamı'yla Bor ilçesindeki eski ve yeni hamam Osmanlı'dan günümüze ulaşan ve hala aktif olarak kullanılan tarihi yapılardır. Niğde Türk tarihine, Türk yurduna 1229 metreden bakar. Coğrafya olduğu kadar tarih, tarih olduğu kadar coğrafyadır. O tarihin çekiciyle dövülen, dövüldükçe çelikleşen, çelikleştikçe bayraklaşandır. O Çanakkale'de Niğdeli Ali Çavuş'tur, Muallim Ethem'dir. O 15. yüzyıldan dizeleriyle bize seslenen Kemali Ümmi'dir. O gönül dünyamızı serinleten Güllü Baba, Sarı Saltuk, Ahmet Kuddusi'dir. Niğde tarihtir, kültürdür ve elbette doğadır. Dört bir tarafı doğanın içerdiği güzelliklerle doludur. Niğde'den Çamardı ilçesine gidince Torosların gelini Aladağlar karşılar sizi. Güçlü ve güven veren bir duruşu vardır. Bütün haşmetine rağmen açık ve berrak bir görünüşe sahiptir. Zaman zaman başı dumanlansa da efkârı uzun sürmez. Aladağların sahip olduğu bitki ve yaban hayatı zenginliği, ayrıca dağcılık ve doğa sporları bakımından eşsiz doğal şartları içermesi nedeniyle milli park ilan edilerek koruma altına alınmıştır. Orta Torosların en yüksek bölümünü teşkil eden Aladağlar'da 4 yükselti bulunur. 3771 metre yükseltisiyle başı çeken Kızılkaya'yı 3757 metre ile Demir Kazık Zirvesi takip ederken Kaldı ve Vay Vay Dağları ise bunlardan sonra gelir. Emli Vadisi'nde doğa yürüyüşü ve Demir Kazık Dağı'nda kaya tırmanışları yapmak, ayrıca doğanın tüm cömertliğinin sergilendiği Yedi Göllere çıkmak, maceracı dağcıların vazgeçemediği tutkulardır. Yedi Göllere tırmanışta, Aladağların heybetli orman örtüsünün mevsimden mevsime değişen rengi eşlik eder size. Saatler süren yorucu bir tırmanıştan sonra birbirini kuşatan göllerin masalsı manzarası etkileyici güzelliği alır götürür yorgunluğunuzu. Ve yaylalar. Bir düğün havasında çıkılan yaylalar. İnsanların hiç bilmedikleri bir yere gider gibi neşeyle gittikleri yaylalar. Aladağlardan sonra Torosların bir başka cennet köşesi Bolkar Dağları'na tırmandığınızda Meydan Yaylası karşılar sizi. Yaylacıların
Sanki yeni yaşam yeridir orası. Ve bakışlarda yeniden anlam kazanan bol karların incisi Karagöller. Yukarı baksak sonsuzluğa çağıran gökyüzü. Aşağı baksak suyun üzerinde dans eden görülesi bir doğa. Gözlerimizi kapattığımızda ise bol karların sesinde yaşadığımız bir güven duygusu. Değişik renk ve görüntüdeki öbek öbek endemik çiçeklerin yaşam alanıdır burası. Bolkar Dağları'ndaki tek nokta endemiği olan ötmeyen kurbağa Rana Holtsi ve Bolkar Lalesi ziyaretçilerin ilgi odağı olmaktadır. Karagöller'den sonra zor ama huzur veren bir tırmanış daha gerçekleştirir ve yalnızlığını gizleyemeyen Çinili Göl karşılar sizi. Ve kısa süreli de olsa gölü yalnız bırakmayan ziyaretçiler fotoğraf makinelerini ellerinden hiç düşürmeden gözlerini dağların zirvelerindeki güzelliklerden ayıramazlar. 3524 metrelik zirveye sahip olan Bolkar Dağları'nın güzellikleri bunlarla sınırlı değil. 2000 hektarlık mükemmel bir kayak alanıyla da ilgi çekmeye devam ediyor. Gürül gürül akan su bereketi getirdi. Ağacıyla, çiçeğiyle bereket aktı bu topraklara. Bu topraklarda yeşerdi Anadolu medeniyetleri. Her uygarlık giderken bir armağan bıraktı Niğde'ye. Niğde'nin kuzeyinde, merkeze 75 kilometre uzaklıktaki Nar Vadisi, yüzyıllar öncesi uygarlıkların kültürü olan kaya eserlerinin ve peri bacalarının en çok toplandığı yer. 10 kilometre uzunluğundaki vadide kayalara oyulmuş onlarca ev bir inanç yörüngesinde toplanmış gibi duruyor. Uzayıp giden dağ sıralarına yayılmış ormanların çevrelediği eşsiz manzara kaynağını Aladağların zirvelerinden alan serin ve berrak sular, bu suların beslediği balık çiftliklerinde yaşayan alabalıklar ve yıllardır yararları bilinen termal kaynaklar. Adana yolu üzerinde Ulu Kışla ilçesine bağlı ve Torosların büyüleyici manzarası içerisinde yer alan Çiftehan Kaplıcaları, termal turizmi açısından önemli bir yer. Ayrıca sıcak su kaynakları bakımından yeterli potansiyele sahip olan Narlı Göl, jeotermal turizmi açısından yatırımcıların ilgisini beklemektedir. Torosların vadilerinde yerin altından gelen sıcak sular şifa dağıtırken, zirvelerden kopup gelen sularsa yöre topraklarına can veriyor. Bu topraklar bereket sunmaya devam ederken, Niğde köylüsü de asırlardır bu toprakları işlemeye devam ediyor. Bundan dolayı da Niğde nüfusunun çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Erciyes, Hasan Dağı ve Göllü Dağ'ın püskürttüğü lavların meydana getirdiği Misli, Emen ve Melendiz ovaları, Niğde'de tarımsal potansiyeli yüksek olan ovalardır. Bu verimli alanların tarımsal üretim faaliyetlerinin başında patates, elma, buğday ve kiraz gelir. Niğde, ülkemizdeki patates üretiminin %25'ini karşılayarak birinci sıradaki yerini korumaktadır. Milyonlarca elma ağacıyla ülkemizde tüketilen elmanın büyük bölümü ilimizde üretilmektedir. 2000'li yıllardan bu yana gelişmiş teknoloji ve yöntemler kullanılarak bahçeler yenilenmiş ve binlerce hektarlık bodur elma ağacı dikilmiştir.
Elma üretimi için iklimin müsait olduğu Niğde, bodur elma üretimi sayesinde ülke ve dünyadaki saygın yerini kısa sürede alacaktır. Yüzyılların getirdiği gelenekle Güney Kapadokya'nın bereketli topraklarında üzüm ve kiraz önemli bir tarımsal üretim alanıdır. Niğde, ülkemizin en güzel kirazlarının da yetiştiği nadir yerlerden birisidir. Yaz aylarının getirmiş olduğu bereket şenliklere dönüşür Niğde'de. Şenlikler ortak coşkunun yaşam alanını oluşturur. Ulu Kışla ilçesinde Bolkar Dağları'nın kuzey yamaçlarında bulunan Darboğaz, her yıl geleneksel kiraz, kültür ve sanat festivaline ev sahipliği yapıyor. Niğde'deki festivaller hem birlik ve beraberliğimizin vazgeçilmez unsurları hem de turizmin canlanmasının anahtarı gibidir. İşte Kemerhisar Tiyana Kültür ve Turizm Festivali ile Narlı Göl ve Nar Vadisi şenlikleri bunlardan birkaçı. Narlı Göl şenlikleri doğayla barışık bir hayatın özeti gibidir adeta. Ve hep birlikte coşar insanlar. Birliğin, dirliğin ve kardeşliğin en güzel yansımasıdır bu. Şenliğe adını veren Krater Gölü, Çiftlik ilçesi sınırları içerisinde Niğde'nin bir başka doğa harikasından biridir. Narlı Göl, sükunet ve huzur arayanların, doğanın kokusunu içine çekmek isteyenlerin uğrak yeridir. Niğde'nin dört bir yanı tabiatın içerdiği güzelliklerle doludur. Kentin yanı başındaki tepe bağları, Pertek bağları, Kayardı bağları, ayrıca Bor ilçemizdeki Kayaaltı bağları ve Sinandı bağları görülmeye değer önemli güzelliklerimizdendir. Türkiye'de meşhurdur Niğde bağları. Dar sokakları, taş yapılı bağ evleri ve geçmişe özlemle bakan sakinleriyle otantik bir kültürü barındırır Kayardı bağları. Gurbeti mesken tutan Niğdeli, yollar kış olup mektubu ulaşmasa da Sıla'ya, hayalinde, düşünde yaşatır Niğde bağlarını. Ve türkülerde yaşar Niğde. Özlemi, aşkı, acıyı türkülerden öğrenir Niğdeli. Niğde yalnızca türküleriyle değil, yüzlerce yıldan günümüze yansıyan diğer özellikleriyle de yaşar gönüllerde. Her köşesinde uzun bir geleneğin devamı çıkar karşımıza. Bor ilçemizdeki semercilik ve çancılık bunlardan birkaçı. İnce bir estetiğin yansıması olan bu el sanatlarını sürdürenler, makineleşmeye karşı soylu bir direnişin savaşçıları gibidirler. Hayvanlara takılmak üzere kömürün kor ateşinde kızdırılıp dövülerek şekillenen çan ve çıngıraklar Niğdeli ustaların ellerinde şekilleniyor. Bu sanatların Türk sanatkarlarının hünerli ellerinde yeni bir yorumla uygulanıyor olması kültür devamlılığının da en önemli göstergesidir. Sabır, özveri ve ince bir estetikle dokunan halılarsa Niğde'nin bir başka geleneksel el sanatları arasında yer alır.
M.Ö. 3. yüzyılda Altaylar'da Türkler tarafından dokunan dünyanın ilk düğümlü halısı olan Pazırık halısı aslına uygun olarak Halıcılık Birliği tarafından yeniden dokundu. Ayrıca Dikili Taş kasabasında Cumhuriyet tarihimizin en büyük tek parça halısı dokunarak tamamlandı. Renk renk, desen desen, ilmek ilmek dokunan halılar Niğde halkı için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Niğde giyimiyle, kuşamıyla, ezgileriyle ve mutfak kültürüyle zengin bir folklorik yapıya sahiptir. Niğde tava, söğürme, mangır çorbası, oğma çorbası, zerde ve kuru kayısı tatlısı geleneksel Niğde mutfağı içerisinde yer alır. Niğde'nin tarihi süreç içerisinde ticaret yolları üzerinde bulunması, kültürünün, sanatının ve eğitiminin gelişmesine neden olmuştur. Niğde'de eğitimin ta Selçuklularla başlayıp devam etmesi, Cumhuriyet Türkiye'sinde buranın aydınlar kenti olarak anılmasına vesile olmuştur. 1992 yılında kurulan Niğde Üniversitesi, kısa sürede Orta Anadolu'nun parlayan yıldızı olmuş, kentin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına hız kazandırmıştır. Niğde köklü tarih mirası ve eğitim olanakları üzerine Cumhuriyet dönemi sanayi kazanımlarını da ekleyerek kalkınmaya devam ediyor. İlimizde biri merkez, diğeri Bor ilçesinde olmak üzere iki adet organize sanayi bölgesi mevcuttur. Bu organize sanayi bölgelerinde tekstil ağırlıklı bir üretim vardır. Rekabet gücü yüksek olan bu fabrikalar binlerce insanın iş ve aş kapısı olmuştur. Bor ilçemizdeki organize sanayi bölgesinde dericilik ağırlıklı bir üretim vardır. Binlerce ton kapasiteli bu fabrikalarda üretilen mamuller, gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı piyasalarda saygın bir yere sahiptir. İlimizde meyve üretiminin yaygın olmasından dolayı organik meyve suyu fabrikaları da mevcut olup, Niğde ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaktadır. Tarihin hiç kesintiye uğramadığı, onlarca uygarlığın beşiği olmuş Türk kültür ve medeniyetinin ebediyete kök saldığı bu topraklar birçok potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Tarih, kültür ve doğa yolculuğu yapmak istiyorsanız Niğde iline hem kara ve demir yoluyla hem de çevre illerin hava alanlarını kullanarak hava yoluyla rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Niğde tarih ve turizm bakımından binlerce yıl geriye giden Orta Anadolu'nun güzide bir şehridir. Tarih öncesi dönemlere ait pek çok yerleşim yerinin izlerine rastlanmakla birlikte ayrıca Roma, Selçuklu ve Osmanlı'ya ait de pek çok tarihi ve turistik gezilmeye değer eser ve yere sahiptir. Ayrıca turizm yönünden termal ve dağcılık bakımından da çok zengin bir ilimizdir. Gelecekte Türkiye'nin şimdiye kadar keşfedilmemiş pek çok turizm yerini insanlarımızın istifadesine, yararlanmasına sunacağız.
İnsanlık tarihinin çeşitli dönemlerine tanıklık eden birçok uygarlığın beşiği Niğde. Bu coğrafyada ilk insan toplulukları 600 bin yıl önce uygarlığın ilk adımlarını atarken, dünyanın en eski yerleşik kültürleri de bu topraklarda yaşardı. Kısaca Anadolu'nun ortasına 600 bin yıllık tarihin vurduğu mühürdür Niğde. Yürütülen kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkan eserler, dünyanın sayılı müzelerinden olan Niğde Müzesi'nde sergilenmektedir. Paleolitik, Neolitik ve Kalkolitik çağlara ait eserler, Niğde Müzesi'nin birinci salonunda sergileniyor. Köşk Höyük kazısında ortaya çıkan ve M.Ö. 4883 yılına tarihlenen Köşk Höyük Kalkolitik evinin birebir kurgusu da bu salonda teşhir edilmiştir. Müzenin diğer salonlarında ise Roma, Erken Hristiyanlık, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler sergilenmektedir. Niğde tam anlamıyla bir açık hava müzesi gibidir. Roma döneminde antik adı Tiana olan Kemerhisar, hamamı, yerleşim alanları ve su kemerleriyle bölgesinin gelişmiş, zengin kentlerinden biri olmuştur. O dönemden günümüze ulaşan ve olimpik ölçülerde yapılan Bahçeli kasabasındaki Roma havuzunun önemi de büyüktür. 8 ve 12. yüzyılların yerleşim alanı Gümüşler Ören yeri, Niğde merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Gümüşler kasabasındadır. Erken Hristiyanlık sanatının Anadolu ve Kapadokya'daki güzel ve iyi korunmuş duvar resimlerine sahiptir. Anadolu'da sadece burada bulunan Gülen Meryem Ana ve İsa freski ilgi çekmeye devam ediyor. Niğde'de ilk insan sesleri 600 bin yıl öncesinden gelir. Ve Hitit ve Lidya ve Roma. Bizans yorgun düşerken Selçuklu atlarının nal sesleri duyulur bu topraklarda. Ve bu coğrafya kucak açar Selçuklu Türküne. Yurt edinir bu toprakları Selçuklu, geçmiş medeniyetlere sırtını dönmeden. Sevdalıysanız Niğde'ye, birbiriyle bütünleşmiş üç Niğde görürsünüz. Selçuklu Niğde, Osmanlı Niğde ve Cumhuriyet Niğdesi. Bütün Anadolu'da olduğu gibi Niğde'de de muhteşem Selçuklu eserleri vardır. Niğde Sancak Bey'i Zeynettin Beşare tarafından 1223 yılında yaptırılan Alaaddin Camii, Selçuklu'dan günümüze tanıklık eden güzide eserlerden biridir. Taşın şiir gibi işlendiği bu sanat eseri kalmıştır o günlerden günümüze. İlhanlılar döneminde Niğde valisi Sungur Bey tarafından 1335 yılında yaptırılan Sungur Bey Camii, Selçuklu devri özelliklerini arz eder. Türk mimarisinin ve süslemeciliğinin birlikte görülebildiği en görkemli anıtlardan birisi olan Ak Medrese, Selçuklu ile Osmanlı mimarileri arasında bir köprü oluşturur. Karamanoğlu Ali Bey tarafından 1409 yılında yaptırılan Ak Medrese, taş işlemeciliğindeki incelik, zerafet ve ihtişamıyla görenleri adeta büyülemektedir. Hüdavent Hatun Türbesi, Selçuklu Sultanı 4. Rükneddin Kılıç Arslan'ın kızı Hüdavent Hatun adına 1312'de tek katlı ve sekizgen planlı olarak yaptırılmıştır. Her dönemde tarihle sanatın iç içe olduğu Niğde'de yoğun bir din kültürüyle karşılaşırız. İşte Osmanlı devrinin eşsiz estetiğini günümüze ulaştıran Çelebi Hüsamettin Camii. Halk arasında dışarı camii olarak da bilinen eser, kare planlı ve tek kubbeli camiler sınıfına girer. İnancın tarihle buluştuğu
en gözde mekanlardan biri de Muratpaşa Camisi'dir. 17. asır Osmanlı eseri olan cami, yanı başındaki türbe ve çeşmesiyle bir dua sessizliğinde Osmanlı'dan günümüze tanıklık etmeye devam ediyor. İç Anadolu'nun en güzel ilçelerinden birisi olan Bor, Orta Torosların eteklerinde tarih, kültür ve doğanın iç içe yaşandığı bir yer. Bor ilçemizdeki Alaaddin Camii, 1407 yılında Karamanoğlu Ali Bey tarafından yaptırılmıştır. 16. yüzyıl Osmanlı eserleri olan Paşa ve Kale camileri, Bor'un diğer yaşayan tarihi değerlerindendir. Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı da önemli bir tarihi miras. Menzil külliyelerin en büyüklerinden birisidir. Niğde turizmine kazandırılan bu eserle yolculuğunuzu yalnızca mekanlara değil, zamana da yaparsınız. Alaaddin Tepesi'nde bulunan ve esas şekli Selçuklular döneminde tamamlanan Niğde Kalesi, yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan zengin tarihin en önemli kanıtlarından biri. Kaleyle bütünleşen Saat Kulesi ise adeta Niğde'nin sembolü gibidir. Tarihin kesintiye uğramadığı bu topraklarda, Anadolu'da yaşayan bütün medeniyetlerin izlerine rastlamak mümkündür. Geç dönemde inşa edilen ve günümüze ulaşan kiliseler vardır. Niğde tarihtir, kültürdür ve elbette doğadır. Dört bir tarafı doğanın içerdiği güzelliklerle doludur. Niğde'den Çamardı ilçesine gidince Torosların gelini Aladağlar karşılar sizi. Ve bakışlarda yeniden anlam kazanan bol karların incisi Karagöller. Yukarı baksak sonsuzluğa çağıran gökyüzü. Aşağı baksak suyun üzerinde dans eden görülesi bir doğa. Gözlerimizi kapattığımızda ise bol karların sesinde yaşadığımız bir güven duygusu. Değişik renk ve görüntüdeki öbek öbek endemik çiçeklerin yaşam alanıdır burası. Bolkar Dağları'ndaki tek nokta endemiği olan ötmeyen kurbağa Rana Holtsi ve Bolkar Lalesi ziyaretçilerin ilgi odağı olmaktadır. Adana yolu üzerinde Ulukışla ilçesine bağlı ve Torosların büyüleyici manzarası içerisinde yer alan Çiftehan Kaplıcaları, termal turizmi açısından önemli bir yer. Ayrıca sıcak su kaynakları bakımından yeterli potansiyele sahip olan Narlı Göl, jeotermal turizmi açısından yatırımcıların ilgisini beklemektedir. Niğde, ülkemizdeki patates üretiminin %25'ini karşılayarak birinci sıradaki yerini korumaktadır. Milyonlarca elma ağacıyla ülkemizde tüketilen elmanın büyük bölümü ilimizde üretilmektedir. 2000'li yıllardan bu yana gelişmiş teknoloji ve yöntemler kullanılarak bahçeler yenilenmiş ve binlerce hektarlık bodur elma ağacı dikilmiştir. İlimizde biri merkez, diğeri Bor ilçesinde olmak üzere 2 adet organize sanayi bölgesi mevcuttur. Bu organize sanayi bölgelerinde tekstil ağırlıklı bir üretim vardır. Rekabet gücü yüksek olan bu fabrikalar binlerce insanın iş ve aşk kapısı olmuştur. Bor ilçemizdeki organize sanayi bölgesinde dericilik ağırlıklı bir üretim vardır. Binlerce ton kapasiteli bu fabrikalarla üretilen mamuller, gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı piyasalarda saygın bir yere sahiptir. Türkiye'de meşhurdur Niğde bağları. Dar sokakları, taş yapılı bağ evleri ve geçmişe özlemle bakan sakinleriyle otantik bir kültürü barındırır Kayardı bağları. Gurbeti mesken tutan Niğdeli, yollar kış olup mektubu ulaşmasa da Sıla'ya,
Hayalinde, düşünde yaşatır Niğde bağlarını. Ve türkülerde yaşar Niğde. Özlemi, aşkı, acıyı türkülerden öğrenir Niğdeli. Tarihin hiç kesintiye uğramadığı, onlarca uygarlığın beşiği olmuş Türk kültür ve medeniyetinin ebediyete kök saldığı bu topraklar birçok potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Tarih, kültür ve doğa yolculuğu yapmak istiyorsanız Niğde iline hem kara ve demir yoluyla hem de çevre illerin havaalanlarını kullanarak hava yoluyla rahatlıkla ulaşabilirsiniz.